Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli lokum tarifi vermek istiyorum. Bu tarifin misafir sofralarında çok güzel bir ikramlık olacağını düşünüyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Öncelikle fırın tepsimizin her yerine tereyağı veya margarinle yağlıyoruz. Bunun sebebini ilerleyen dakikalarda açıklayacağım. Tepsimizin her yerini yağladıktan sonra şöyle büyük bir bardak Hindistan cevizini eşit şekilde tepsimize yayıyoruz. Tepsimizi güzelce Hindistan ceviziyle kapladıktan sonra şimdi muhallebisini yapmaya geçebiliriz. Muhallebisi için 1 litre sütümüzü tenceremize aldık. Üzerine 1,5 su bardağı un ekliyoruz. Böyle klasik su bardaklarından. 1 su bardağı da toz şeker ekliyoruz. Ve karıştıra karıştıra kaynayana kadar bekliyoruz. Dipten dipten karıştıralım arkadaşlar, dibine tutmaması için. Karıştırmayı hiç bırakmıyoruz kaynayana kadar. Hatta kaynadıktan bir 2-3 dakika sonra daha altını kısarak, karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Muhallebim kaynadı arkadaşlar. 2-3 dakika daha kaynattım. Böyle koyu kıvamda bir muhallebi olması gerek. Ocağımızı kapattıktan sonra içerisine 50 gram tereyağı veya margarin ekleyip karıştırarak eritiyoruz. Bu aşamada içine 2 paket vanilya ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Muhallebimizin kıvamının daha pürüzsüz, daha güzel olması için biraz blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar. Blenderdan geçirdikçe kıvamı daha da güzel oluyor. Görüyorsunuz. Aslında bu işlemi yapmanız şart değil ama yaparsanız da daha iyi olur. 1-2 dakika blenderdan geçirdiğimiz muhallebimizi artık tepsimize dökebiliriz. Şöyle bir spatula yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayalım. İşte bu videonun başında da söylediğim gibi altına sürdüğümüz yağ, işte bu Hindistan cevizinin muhallebi yayarken kapmaması içindi. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha kolay oluyor. Şöyle her yerine yayalım eşit şekilde. Şimdi tepsimizi buzdolabına soğuması için alıyoruz. Bu sırada da portakal sosumuzu hazırlayalım. Portakal sosu için 3 su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu tencereye alıyoruz. İçerisine portakalın şeker oranına göre şeker ekliyoruz. Ben yarım su bardağı ekledim. Eğer çok tatlıysa
daha az ekleyebilirsiniz. Şöyle tepeleme bir çorba kaşığı nişasta, mısır veya buğday fark etmez. 2 tepeleme çorba kaşığı unumuzu da ekleyip ocağımızı yakıyoruz. Ve yine karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar, portakal suyunu hazırdan da kullanabilirsiniz. Şimdi kış mevsimi olduğu için şu anda bolca var portakal. O yüzden ben taze sıkılmış kullandım. Bunu da şu yüzden açıkladım. Şimdi kış mevsimindeyiz. Bu video yazın da izlenecek. Yani yapmak isteyenler olabilir. O yüzden hazır portakal suyu da kullanabilirsiniz. Portakal sosum da pişti. Şimdi ben 1-2 dakika daha un kokusunun çıkması için kaynatacağım. Böyle göz göze olacak arkadaşlar. Kıvamı da böyle olacak. Şimdi portakal sosumu ılayan muhallebimin üzerine dökeceğim. Şöyle güzelce de yayalım. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi arkadaşlar tatlımızı soğuması için buzdolabına koyacağım. En az bir 3 saat kadar bekletmenizi tavsiye ediyorum. Lokumlarımızı istenilen boyutta kestikten sonra şöyle Hindistan cevizine buluyoruz. Ben böyle küçük küçük kesmeyi tercih ettim. Böyle daha görünüm daha güzel oluyor diye. Ama tabii daha büyük de yapabilirsiniz. Lokumlarım hazır sevgili arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.